Herkese merhabalar. Bu videoda Big Blue Blob başarımının yapılışı ile alakalı rehber tadında bir video sizlere hazırlıyorum. Umarım faydası dokunur. Bu konuda çok fazla soru ve yorum geldiğinden yazarak anlatmak yeterince cevap olamayabiliyor gözde canlandırmak için. Hayal gücünde vesaire. Ben de olmazsa dedim bir tane video yapalım. Şimdi seri olarak yapmaya kalkarsak 15-20 bölüm sürerdi ve bir başarım için bunun peşinden koşmak çok keyifli olmuyor. Önceki serilerimizde de benzer durumları yaşadık. Bunun için farklı bir yol izlemeye karar verdim. Ben kendi başıma bunu hallettim hızlıca. Ve timelapse üzerinden sizlere bu yaptıklarımı detaylandıracağım. Bu başarımda oyunun sizden beklentisi Avrupa'da bulunan 103 toprağın yurt halinde topraklarınızda bulunması, ülkenizde bulunmasıdır. Ama state core yapmanıza da gerek yok. Sadece almanız da yetmiyor. Yani orayı yurt yapmanız gerekiyor. Oyuncular bu başarımı yaparken zorlanabiliyor. Aslında kolay bir başarım. Çok zor bir başarım değil. Ama yine de zorlanabiliyor. Ya işte insan gücü yetmiyor, para yetmiyor, borç harç içinde kalıyor ülke. Ne bileyim iç savaş çıkıyor, koalisyon kuruluyor vesaire. Ben bu kayıtta bunların hiçbirisini yaşamadım. Sadece koalisyon küçük çaplı olarak Venedik ve Baden tarafından, ben Çerkezya seferindeyken olması lazım, ufak çaplı bir şey kurmaya çalıştılar. Diğer devletlerle ilişkilerim zaten iyi seviyelerde olduğu için agresifliği belki bir an yükseldiğinde eksi ilişkideydi. Belki onlardan bir tetikleme alıp koalisyon kurmaya çalıştılar ama onu da engelledim. Kısa zamanda onlar da koalisyondan çıktı. Hatta sayfayı da göstereyim bu şekilde agresifliklerim. Dengeli bir koalisyon yönetimi sağladık. Yani bir bu tarafta genişledik, bir bu tarafta genişledik, bir bu tarafta genişledik, bir öbür tarafta falan derken bir şekilde bu koalisyonu koruyabiliyorsun kurulmadan. Aynı zamanda ekonomin de gayet iyi. Fransa devletiyiz. Müthiş bir ekonomimiz var. Ordu masraflarını vesaire açsam da çok bir şey değişmiyor. Sur masraflarını falan. Yıkacağım surlar da var hatta. Yıktığım surlar var, yıkacağım surlar da var. Danışmanları belki daha maliyetli de alabiliriz. Yani ekonomimiz gayet iyi. Fikir olarak quantity aldım. Yeterlidir. Fazla bile hatta. Burada tabii oyuncular eskiden influence fikrinden yürümeye çalışırdı. Agresiflikten dolayı şu state propaganda katkısı var diye. Bu tabii espionage'e geçince ya nasıl olacak, nasıl edeceğiz gibi durumlar oluyor. Halbuki buna da gerek yok. Influence'e de gerek yok. Agresiflik sistemini kontrol edebildiğiniz sürece pek bir önemi yok aslında oradaki verdiği katkının. Ama papalığı kontrol etmeniz çok önemli. Ben 1470'lerin sonlarına kadar muhtemelen, tam hatırlamıyorum tarihi, papalığı kontrol ettim. Ve bu önemli bir agresiflik indirimi sizlere sağlıyor toprakları fethederken. Aynı zamanda diplomat da verdiği için sürekli ilişki geliştirebiliyorsunuz. Bunu kontrol etmeniz lazım. Zaten o yüzden oyunun başında papalıkla müttefiklik kurdum ve hemen ilişki geliştirmeye başladım ki bu sayede çarpan etkisinden yararlanarak, bakın en altta belirttiği, hem kardinal sayım zaten artıyor da o ayrı konu, papalıkla kurduğum ilişki sayesinde de ekstra bir papal influence kazanabilme yeteneği ortaya çıkartıyorum. Bu yüzden bu da kurulması gereken, yapılması gereken bir hamle. Bunları sağladıktan sonra da artık quantity'nin de verdiği coşkuyla, insan gücüyle vesaire, ki insan gücüm hep maksimum seviyelerde kaldı. Çünkü dikkatli orduyu yönettiğiniz zaman, dikkatli bir şekilde götürdüğünüz, idare ettiğiniz zaman, gereksiz savaşlara, muharebelere girmediğiniz sürece, ben mesela İngiltere savaşlarını ilk savaşta İngiltere ile muharebem yok zaten. Belki kıtaya indiği anda, bizim buraya indiği anda belki bir iki savaş yapmıştım. Ama onun dışında onlar da küçük savaşlardır muhtemelen. Neredeyse hiç askeri muharebeye girmeden kendisini mağlup ederek çok rahat kazanım elde etmiştim. Zaten insan gücü katkılarını açmıştım hemen edikten. O şekilde ilerleme sağladık. Bir de Quantity'nin de verdiği coşkuyla zaten şu an dünyanın en yüksek insan gücüne sahip ülkesiyim. Bana zaten yetişebilme ihtimalleri de çok yok. İngilizlerin The Surrender of Maine eventinde bir karar vermesi gerekiyor iki seçenekten birine. Ya Maine toprağını Fransızlara devredecek ya da kişisel birleşim nedeniyle savaş açacak. Bu kayıtta toprağı devretmediler ve İngilizler savaş açtı. Savaş sonucunda İngilizler saldıran konumda ve biz Kastilya, Papalık ve İskoçya Devleti ile birlikte savunan pozisyondaydık. İskoç Devleti ile bir garantörlük anlaşmamız var oyunun hemen başında başlayan. Ve siz bu anlaşmayı bozarsanız otomatik bir ateşkes devreye giriyor. Bu ateşkes sürecinde de hiçbir kazancınız vesaire olmuyor. Bir de üstüne bekliyorsunuz. Ben bunun yerine İskoçya ile müttefik olmayı tercih ettim. Çünkü İngiltere ile çıkacak olası bir savaşta İngilizler
İskoçya'yı mağlup edecek ve anlaşma metninde geçecek bir ifade Fransa ile olan dostluğunu bozmak olacak. Zaten otomatik olarak ateşkesi sağlamış olacağız. Bu sebepte İngilizler hem İskoçya'ya zaman harcamış olacak, vakit kaybedecek, para kaybedecek, güç kaybedecek, isyan riski kazanacak, kuşatmalar vesaire yaparken, savaş yorgunluğu falan. Bunun karşılığında bir de İskoç devleti kendi de kayıplar yaşayacak. Ben orayı fethetmeye geldiğimde daha zayıf bir devletle karşılaşacağım. Nitekim İngiltere ile girdikleri savaşta donanmasını da kaybettiler, toprak da kaybettiler. Anlaşma metnini zaten koyarım o an. Ve bu benim için çok karlı bir anlaşma oldu. Hem de beni savunan durumda şu an için. Bunu kullandık. Ve savaştan da galip ayrıldık zaten. Düşman olarak ise Aragon, Burgonya ve İngiltere devletlerini düşman belirlemiştim. Aragon, Kastilya ile müttefik konumda başladı. Bu müttefikliğin bozulmasına ihtiyacım vardı açıkçası. Kendisini aforoz ettim, Kastilya ile ilişkimi kuvvetlendirdim. Ve sonunda Aragon'la Kastilya müttefikliği bozuldu. Aragon'un da güçlü bir müttefiki olmadığı o dönemlerde savaşımı da açtım ve İtalya'ya çıkışımızı yaptık. Bunun sebebi ise Balkanların kontrolünü ele almak içindi. Ki hep söylüyorum, bu videonun başında da söyledim. İki bölgeyi de kontrol altında tutmak istedim. Yani ya İskandinavya'ya gidecektim, ilerleyecektim ya da Balkanlar tarafından. İkisi de olabilir, fark etmez hangisi uygun olursa. Yani hep bir B plan. Bu olmadı deyip kayda yeniden başlamaktansa bu olmadı, olmazsa şuradan devam edeyim tarzında ilerlediğim için hep genelde böyle yaparım. Şimdi o zaman bunu da anlattıktan sonra başlayabiliriz. İlk olarak tabii ben notlar aldım şimdi. Daha hazırlıklı olsun diye biraz ara verdim videoya, o kısmına, ilk giriş kısmına ve ilk başta karşımıza Provence toprağının kaybı gelecek. Ben Provence'e dostumu bozdum. Oyun başlar başlamaz bunu söylemiştim. Papalık ilk kontrol eden devlet, papalık mahkemesini ve gitti Provence'i aforoz etti. Bu aforoz sayesinde ben bu toprakları çok daha rahat, az agresifliklerle ele geçirebileceğim zaten. Aynı zamanda şurada gördüğünüz toprak da bana komşu ama dostluğu bozduğum için bir ateşkes devreye girdi. Bu ateşkesin bitmesi lazımdı ve Burgonya o seferi yaptı. 1448 yılında ilk olarak o toprağı alarak başlıyor kendileri. Daha sonra yine sırayla devam ederiz. Evet, benden geçiş izni almıştı kendisi. Ben de o an hatırladım sonradan. O geçiş iznini aldı. Ya buraları zaten ele geçiremeyecek dedim. Burayı alsa da olur, fark etmez. Yapacak bir şey yok. Ha, burayı da kontrol etsem. Benim şurada bir tane vakit kaybetmeme neden olan Çerkezya toprağı var. Ona gerek kalmayacaktı. Son iki toprağım kalmıştı yurt yapmam gereken. Üç toprağım pardon. Öyle bir şeydi. Kuban ve Adige toprakları, iki toprak rahatlıkla yurt yapabiliyorum, başlatabiliyorum ama Çerkezya'yı başlatabilmem için oraya bir karasal bağlantı ihtiyacım vardı. Nitekim deniz yolu vesaire, kara toprak veya deniz yoluyla bir bağlantım olmam gerekiyordu. Bu toprakların yurt yapılmasından sonra Çerkezya'yı yurt yapınca zaten görev o şekilde tamamlanmıştı. Neyse, onu yine konusu geldiğinde anlatırız. İlk dediğim gibi Provence'in anlaşmasını gördük. Şimdi de İskoçya'nın toprak kaybını göreceğiz. Onun anlaşmasını da buraya koyarım. Bu anlaşma dediğim gibi her yönden bana faydası oldu. Çok toprak da kaybetmedi ama donanmasını vesaire kaybetmesiyle benim burada genişlemem yine daha da kolaylaşmış oldu. Çok büyük bir etki etti mi derseniz etmedi. Ama yine de fayda faydadır kardeşim. Kendisi de o sıra tabii Ulster Savaşı'nda ve orayı fethediyor zaten. Bu da ayrıca benim kullanacağım bir duruma dönüşüyor aslında ilerisi için. Ve sırada karşımıza çıkacak olay ise 1451 yılında İngilizlerle yaptığımız anlaşma. Aslında biraz daha hızlı da gidebilirdik ama neyse. İskoçların Ulster'e ilhakını gördük ve ben İngilizlerle anlaşmamı yaptım. İngilizlerle yaptığım anlaşma da önemli. Burada yapılması elzem olan şeyi başta söyleyeyim. Pale toprağının alınması. Bu görevi yapmak istiyorsanız başarımı, pale toprağını almanız çok çok önemli. Çünkü İrlanda'yı rahatlıkla kontrol altına alabiliyorsunuz. Ekstra savaş nedeni olmadan saldırmak vesaire gerekmediği için söylüyorum bunu. Bunun dışında yapacağınız anlaşmalarda farklılıklar gösterebilir. Bir sürü denemeler yapabilirsiniz. İşte ne bileyim, dersin ki kardeşim ben buradan humiliate yapacağım, bunu aşağılayacağım. Oradan giderim, çağlar etkisinden agresif indirimini almaya yürürüm vesaire. Tabii ki yapılabilir ve bu topraklar senin ana yurt toprakların olduğu için bir sonraki savaşı o şekilde başlatarak %25 agresifliklerle çok daha az bedellerle burayı bitirebilirsin. Bu tabii ki düşünülebilecek bir şey. Ancak
para alabilirsin, batırabilirsin. Zaten Güller Savaşı da çıktı ülkesinin içinde. Bu savaşı uzattığım için ben aynı zamanda. Böylece agresifliği de tabii yine daha az seviyelerde tutabilirsin. Buradaki kayıplar için söylüyorum ama agresifliği kontrol edebileceğini düşünüyorsan bu da çok bir problem değil. Fırsatın varken özellikle sur olan şehirleri alırsan savaşta daha hızlı hareket edebilirsin. Daha rahat hareket edebilirsin. Nitekim ben bunu kullanmak istedim. Ve sur olan şehirleri kesinlikle alacaktım bunun yanında, şu toprağın yanında. Ve bir de ekonominin de zaten savaş ilk kontrol ettiğimiz şeylerden biri. Bir de ekonomik anlamda onu özellikle İngiliz kanalında zor duruma bırakacak ticaret şehrini almaya çalıştım açıkçası. Bu karlı bir anlaşma oldu benim için. Zaten İngiltere bunun cezasını ileride çok defa ödeyecek. Yolsuzlukların artması, borçların alınması, iç savaşların patlak vermesi vesaire. Buradan sonra ise 1453 yılına gidiyoruz ve orada da bizim bir Provence savaşımız olacak. Az önce anlattığım gibi papalığın kendisini aforoz etmesi sayesinde çok düşük agresiflerle tüm topraklarını, benim komşu olan topraklarını, komşu olan tüm topraklarımı ele geçirdim. Rahatlıkla bir problem yaşamadım. Agresifliğim tabii ki Avrupa'ya yansımaya devam ediyor. Papalık kontrolü de var ama bende. Bu da önemli. Ama ilişkileri sürekli geliştirdiğim için papalığın kontrolü sayesinde hem daha düşük agresifliklerle toprak alıyorum hem de daha fazla diplomatım var. Onları sürekli gönderiyorum ve buralarda ilişki geliştirerek tehdit olabilecek devletleri özellikle iyi seviyelerde tutarak kardeşim bizim sizle derdimiz yok demeye çalışıyoruz. Ve sıradaki maddemiz ise 1456'da İskoçya'nın savaşıyla başlayacak. İskoçya Savaşı'nda öncelikli hedefim İngiltere ile olan bağlantısını kesmek. Derdim o. Tabii ki kesme çok problem değil. Yine çözersin, halledersin ama bunu sembolik olarak yapmakta fayda var. Bu savaşta ufak bir hatam oldu. Aynı anda gittim bir Leinster Savaşı başlattım ama o ufak hatayı da telafi edecek hamleleriniz var tabii ki. Neden hata diyorum? Çünkü Leinster'i fırsat olarak yakaladım ve bu savaşı açmam gerektiğini düşündüm ama savaşı açtıktan sonra yanına gelen dostunun donanması yüzünden ben buradaki ordumu kaydıramadım bölgeye maalesef. Çünkü şöyle bir olay. Burası İskoçya'nın kontrolündeyken bu bölgeler. Ben buraları işgal edebilirim. Ettikten sonra askerlerimi konuşlandırabilirim ama buradaki işgali kaldırırlarsa ve donanma varsa ben buraya geçemem. Ve burası da savaş nedenimdi. Ama şu oldu tabii ki. Başkenti ve diğer şuradaki kalesini birkaç işte şehrini de işgal edince kendisi zaten ateşkese mecburen razı oluyor. %70'lere çıkıyor savaş skoru. Ulster için beklemediğiniz sürece, çünkü orası işgal edildi ya, İskoçya savaş skoru kazanıyor. Onu bekletmediğiniz sürece çok rahat istediğinizi alarak çıkabiliyorsunuz. Nitekim burada hem agresifliğin önemi var hem de İngilizlerin önemi var. Yani yolunu kesmek. Ona göre uygun bir anlaşma yaparak savaşı sonlandırdık. Bundan sonraki olay ise 1457'de Burgonya Dükü'nün vefatıyla gerçekleşiyor. Event'i de zaten şimdi eklemiş oldum. Bu event sonucunda biz Fransa olarak kendi hak ettiğimiz toprakları aldık ve diğer topraklar da Kastilya devletine kaldı. Burada tabii genelde Kastilya ve Avusturya arasında değişiyor bu toprakların kalacağı devlet. Avusturya'ya kalsaydı dostum olmadığı için agresiflik açısından en çok etkilenen devletlerden biri de olduğundan ilişkiyi yönetmek biraz sıkıntı olabilirdi. Yani o agresifliği yüksek, ateşkes döneminde olmadığımız koalisyona girebilecek bir devlet olarak kalabilirdi. Bu bir gerçek ama öyle olması da benim yine de bu agresiflik konusunda yaptığım hamlelerden dolayı büyük bir koalisyonu sağlamayacağından pek bir önemi yok. Ama Kastilya'nın kazanması o toprakları tabii ki daha çok işime gelir. En azından Avusturya ile kuracağım ilişkiler benim daha hızlı bir şekilde, yani daha agresifliğini bastırarak idare etmemi sağlayacak. Ancak bu demek değildir tabii ki ilerleyen süreçte bu seviye devam edersem tabii ki Avusturya üzerine sefer yapmayacağım. O da rahatlıkla ilerlenebilecek kolay bir lokma. Bir sonraki olayımız ise 1460 yılındaki Aragon'la yapacağımız anlaşma. Bu tabi süreçte yine İrlanda üzerine seferler yapmak için hak iddiaları da üretiyorum. Bu da önemli bir olay. Çünkü oradaki agresif devletlerin artması demek, sayısının artması demek bir koalisyonun kurulabilmesi neden oluyor. O yüzden buradaki devletler ya ilhak edilmeli ya da ateşkesimiz olmalı. Bu önemli. Ve Aragon seferini gerçekleştirdik. Çok durgunsun be müzik kardeşim. Biraz şöyle bir Arabic Summer geliyorum şimdi, Total War. Şimdi Aragon savaşını yaptık. Aragon meselesine dedim. Kendisini aforoz etmiştim. Kastilya ile arasını bozmaya çalıştım. Bunda da başarılı olduk. Ve müttefikliği de bozuldu. Kastilya ile favor ilişkim var. Ve o da savaşa gelmeyi kabul etti.
bu savaşta sadece Rosellon ve şu gördüğünüz 3 toprağı ele geçirdik. Aslına bakılırsa benim asıl derdim Bari'yi almaktı. Bari çünkü hem Dalmatya bölgesinde Hakit'te edebilmemi sağlayacak bir toprak, hem de Sırbistan'da. Zaten benim isteğim bu iki tarafla alakalı hamleler yapmak ilerisi için. Genelde bu stratejiyi uygularken oyuncular şu şeyi kaçırıyor, Bari'yi. Bari Dalmatya'ya komşu bir toprak olduğu için Venedik'le yapacağınız savaş sizin Girit'e atlayabilmenizi sağlayacak. Bunun önemi nerede çıkıyor? 7. seviyeye kadar kolonyal range'iniz sizin bu Kırım bölgesine yetişmiyor. Yetişmediği için de siz buraya savaş bile açsanız, savaş nedeniniz olmadan toprakları yurt yapamıyorsunuz. Ben de o yüzden Girit'e atlayıp Girit'ten Kırım'a ilerlemek istiyorum. Çünkü Osmanlı'yla da müttefiklik kurmaya başlamıştım İtalya'ya geldiğim anda. Fakat Osmanlılar müttefikliği bozunca bu hamlede tabii maalesef gecikmek zorunda kaldı. Yani daha erken aslında tamamlanabilirdi ama Osmanlı müttefikliği bozup düşman ilan ettiği için Kırım seferini geciktirmek zorunda kaldım. Çünkü Kırım savaş nedeni olmadan daldığımda bana çok yüksek bir agresiflik kazandırıyor. Bir de Kırım toprağını alırsan ayrı bir agresiflik bana kazandıracak. Apayrı bir agresiflik kazandıracak. O yüzden ben de artık gidip sonra Kuban'ı almıştım hatta. Oradan da Çerkezli'ye ilerledik. Neyse. Şimdi 1460'ı konuştuk. Aragon'dan aldığımız toprakların önemi. Şuraya kadar mesafemiz yetiyor. Buradan sonrasına yetmiyor mesafemiz. Ama onları da ben eklemiş oldum Ateşkes Anlaşması'na ve Sırbistan ve Venedik'e komşu olmuş durumdayız. Buradan sonra 1462'de az önce söylediğim İrlandalı arkadaşlarımızla temaslarımız sıklaşıyor. Onları görmeye başlayalım. Bakın Desmond bölgesi vesaire derken ala ala gittik. Bu topraklar dediğim gibi burada devlet var aslında. Topraktan ziyade devlet. Oradaki toprakların bana ekonomik anlamda pek bir faydası yok. Zaten otonomi verip duruyorum. Bir de isyan çıkıp duruyor zaten. Onlardan da pek bir beklentim yok. Ekonomim zaten benim Fransa topraklarından dolayı gayet iyi durumda. O toprakların tek amacı bana işte şu 103'ü tamamlamak. Yani faydası, tek faydası o. 1463'te bunu tamamladıktan sonra ordularımı bir yandan oraya bir yandan oraya gönderiyorum. Gemi sayım limitli. İngiltere Savaşı'nda maalesef donanmamı buradan çekerken ben konsantre olmuştum buradaki savaşlara. Bir yandan çıkarma falan deneyecek mi, ne yapacak, ne edecek falan. Derken saygıdeğer İngilizler benim donanmam şuradan çekilirken buradan kendi gemilerini getirdiler ve beni yakaladılar. Biraz gemilerime hasar verdiler. Birkaç gemimi aldılar. Ve o yüzden 7 tane taşıma gemisiyle oradan oraya gezip durduk. Hep dedim böyle basacağım, hazırlayacağım diye. Hep de kaldı o taşıma gemisini hazırlamak. Ama problem de olmadı. Biraz gecikme oldu sadece. Yani 14K 15K askeri taşırken işte gemi iki kere gidiyor geliyor Akdeniz'de falan gezip duruyor. Ama problem olmadı dediğim gibi. Devam. Buradan 67'ye doğru gidelim. 67'de Sırbistan seferimiz var. Sırbistan seferiyle birlikte Sırbistan Ortodoks bir devlet olduğu için fethetmeniz tabii ki Katolik devletleri de rahatsız eder ama çok ciddi bir agresiflik vermez. O yüzden komple ilhak etmek yararlıdır. Agresifliği olan bir devletin burada yaşamasının bir faydası yok. Çünkü bu toprakları ilhak ettikten sonra olacak. Yani bir iki toprak bile bıraksan. Kaldı ki o toprağı başkasına da kaptırma ihtimali var. Mesela Osmanlı'ya. O yüzden ben kendisini ilhak etme yoluna gittim. Bosna ile ise sadece para aldım vesaire. Bir anlaşma yaptım. Basit bir anlaşma. Bosna çok ciddi bir agresiflik aldı çünkü yanındaki bir devletin ilhakı gerçekleşti ama Bosna'yı hemen ilhak edemezdim çünkü kendisi Katolik ve yüksek bir development'ı var. Buradaki tüm devletleri çok ciddi etkilerdi ilhakı. O yüzden burada biraz dinlenmeyi düşünerek Macaristan, işte Venedik, Ragusa gibi devletlere uyarı atarak onların Bosna'ya saldırmasını engelledim. İleride çünkü kendim fethedecektim orayı vakti geldiğinde. Şimdi 1470'e geçelim. Orada da artık Brittany seferimiz var. Brittany yüksek development'lara sahip devlet. Toprak açısından söylüyorum. O yüzden bir anda ilhak etmek de kolay değil. Ama bir yandan da surlarını ele geçirmem lazım. Özellikle şurayı. Gerçi burada birinci seviye sur vardı ama yine de orayı da almış oldum. Şurası yüksek bir development var. Bunu biraz geride bıraktım. Tek toprağa indirdim yani pek bir gücü kalmasın diye. Dikkat ederseniz hamlelerim hep başka uçlardan devam ediyor. Bunların sebebi ise buradan aldığınız topraklar ilk olarak buralara etkiler. Siz burada genişlemeye devam ederseniz burası iyice kızarır. Ama buradan nefes alıp şuraya geçerseniz buradakiler agresif almaya başlarken burası çok az daha alır ve ilerleyen süreçte 5-10 yıllık süreçte yani burada uğraşmazsanız işte yıllık kaç 2.7 agresifliğiniz düşüşü sayesinde puan olarak sizin agresiflikleriniz önemli bir oranda düşüşe neden oluyor.
bu dengeyi sağlamanız çok büyük bir fayda getirir. O yüzden bunu uyguladığımı söyleyebilirim. Ve Sırbistan seferini yaptıktan sonraki Ortodoks da olsa yine de burada agresiflik yarattı. Hemen oradan Britanya'ya dönüş yaptık. Buradaki aslında yine Britanya seferi bekletilir mi? Bekletilebilir. Ama bizim işimiz acele. Yani bu işi 1500'e kadar bitirmemiz lazım. O yüzden alıp geçiyorsun. Yani çok ufak ses çıkartan devletlerde problem değil. Dediğim gibi zaten kastıyla burayı kontrol ettiğinden ekstra rahatım o açıdan. Bir sonraki gelişmemiz ise İskoçya meselesiyle ilgili. Artık tabii İskoçya meseleleri çok bir problem değil. Yani ateşkes bitiyor, dövüyoruz, topraklarını alıyoruz gibi ilerleyişler olacak artık. İngiltere için de aynı şey geçerli, İskoçya için de. Buradan sonra ise artık Girit seferine geçeceğiz. İşte bu 7. seviye muhabbeti oradan kaynaklanıyor. Yani ben Kırım'a atlamak istiyordum ama koloni mesafem yetmediği için oraya boşuna savaş açmıyordum. Osmanlı'yla da müttefiktim. Bir Girit fethi gerçekleştirelim dedim. Dalmatya üzerinden savaş açtım. Şimdi diyecek arkadaşlar olabilir, ya Bari'yi almasan Korfu'yu. Ama Korfu'ya savaş açarsanız o savaş nedenini kontrol edemezsiniz ki risklidir donanmasından dolayı. Benim de donanmam yok zaten doğru düzgün. Ha, Osmanlı'dan geçişinizi alıp geçer miyim? Donanmadan fırsat bulursam evet. Ama risk. O yüzden Dalmatya savaş nedenini kullanmak adına Bari'nin ne kadar önemli olduğunu burada daha iyi görüyorsunuz. Ve Girit'te zaten bir sur da olmadığı için oraya çıkarma yapmama da gerek yok. Aynı Pale toprağında olduğu gibi. O yüzden ben Dalmatya'nın fethini, yani Dalmatya'nın fethi nedeniyle, savaş nedeniyle savaşı başlattım. Ve bu bölgelerini tamamen işgale uğratarak Venedik'e teslim almayı başardık. Ve böylece Girit'in fethini de tamamlamış olduk. Ben buraya 77, tarihler karıştı. 77'de bakın Girit'i aldık. Girit'i almamdan sonra artık Kırım'a geçebiliyordum. Ama işte tam da o an Osmanlı benimle müttefikliğini bozdu ve düşman ilan etti bir anda. Osmanlı düşman ilan ettikten sonra Kırım'a karşı yapacağım saldırı yine tabii Kuban üzerinden gidilebilirdi ama Kuban'a yetişmiyordu galiba seviyem. Kırım'a anca yetişiyordu koloni mesafem. O yüzden Kırım'ı muhakkak almam lazımdı. Ne yaptık? O zaman 7. seviyeyi bekledik. 7. seviye zaten bize çok daha yüksek bir mesafe sunduğu için önce Kuban'a çıktım. Oradan da Çerkezli'ye ilerledim. Bunu neden yaptım? Önce Kırım sonra Çerkezli'ye. Çünkü Kırım Çerkezli'yi koruyordu. Ben Çerkezli'ye savaş açsam bile yine Kırım'la karşılaşacaktım. Onun yerine gittim önce Kuban'a daldım. Yani zaten Kırım zor durumdaydı. Kuban'ı aldım. Düşük agresif. Development'ı düşük olduğu için. Daha sonra da Çerkezli seferini başlattım. Orada da işte kalan bir topraktı. Çerkezya'nın yurt yapılması gerekiyordu. Şu iki toprağı yurt yaptığında bir toprak daha gerekiyordu. O da Çerkezya'ydı. Ama önce bunlardan birinin yurt yapılması gerekiyordu. Çünkü karasal işte deniz bağlantı yoktu. Ona da bağlantısını sağlayıp yurt yapmıştık. Neyse. 77'yi de geçtik. Şimdi 84. Son İngiliz Savaşı'na gidiyoruz artık. İngiliz Savaşı'nda da amacım yine agresiflik açıdan beni çok yormayacak. Canımı sıkmayacak. Ama topraklarını da ele geçirebileceğim, epey bir toprağını ele geçirebileceğim bir savaş olmalıydı. Nitekim savaş skorum da el verdiği sürece ki %100'lük bir anlaşma yaptım. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. İngiltere ile şöyle bir sıkıntımız oldu bir önceki savaşta topraklarını alırken. Portekiz'le dosttu kendisi. Orada bir karar vermem gerekiyordu. Portekiz'le dostluğunu bozacaktım. O zaman Danimarka ile dost olacaktı ya da Portekiz'e dost olmaya devam edecekti ve ben belki de Danimarka'ya çıkacaktım. Ama burada işler yolunda gidince bu bölgede artık Kırım da zayıf düşmüştü. İstedim İskandinavya ile vesaire uğraşmaya gerek yok. Ben en iyisi Portekiz'e dostunu bozayım çünkü Portekiz'i işgal etmek zor oluyor. Kastilya vesaire savaşa gelmiyor çünkü. Benim de oraya asker getirmem, tabii getirmesine getiririm ama bir yandan İngilizler bir yandan Portekiz zaman alıyor. Donanma, asker indir vesaire. Ben de onun yerine Portekiz'e dostluğunu bozmuştum kendisini. O da gitti Danimarka ile dost oldu. Ve Danimarka ile dost olduğu için bu savaş biraz uzadı. Buraya çok fazla asker getirip durdu Danimarka çünkü. 20k falan 30k falan hatta buraya asker getirdi. Buraya da getirdiler ordu falan. Bir yandan onları yeniyorsun. Ama sorun olmadı. Rahatça tüm topraklarını işgal altına alabildik. Oradaki askerlerimize. Ve son İngiltere seferinden sonra artık 89 yılına geçiyoruz. Ve orada da artık bir Bosna seferimiz olacak. O Bosna seferiyle de Bosna'nın topraklarının ilhakını gerçekleştiriyorum. Az önce anlattığım gibi işte.
Katolik olmasından kaynaklı yüksek agresiflikleri sebebiyle biraz dinlenmemiz gerekiyordu bu bölgede. Ve agresifliklerimiz düştükten sonra da hemen onun ilakını tamamladım. Şöyle söyleyeyim size. Ülkemin şu anki şartları bana diyor ki 10 yıl boyunca bu tarafı kızdıracak bir şey yapmazsan agresifliğin kalmıyor. O yüzden bu dengeyi sağlamaya devam ettiğiniz sürece problem olmadan, koalisyon kurulmadan, ha işte şu Bosna seferinden sonra ben bu tarafa geçerken bir Venedik sadece kıpırdandı işte. Baden, birkaç devlet falan bir şeyler oluyordu galiba. Ama ben sürekli ilişki geliştirdiğim için diğer tehdit devletlerle pozitif ilişkim olduğundan hemen bunlar da koalisyondan çıktı tabii. Çakallar, alçaklar. Ama saygılar diyoruz. Onun dışında yani bir koalisyon kurulmadı. Hani savaşı açmaya geçin, koalisyon kurulmadı. Hani bunu da sayıyorsanız Venedik öyle bir rastgele koalisyona girmiş diye kuruldu, evet. 1490 yılına geldik ve burada bir Kuban Fethi var. Kuban Fethi'ni de az önce anlatmıştım zaten. Düşük bir development'a sahip, oradan hemen Çerkezli'ye atlama isteğim var. Kırım alırsam veya herhangi bir toprağa yani bir şekilde Osmanlı koalisyona giriyordu yaptığım hamleden dolayı, ki girerdi de. Çünkü birkaç devlet daha vardı koalisyona girebilecek. O yüzden bu tehdide gerek olmadığından şu toprağı aldığım anda Osmanlı'nın canı sıkılmadığı için düşmanım aynı zamanda, ilişki de geliştiremem zaten. Boşu boşuna onunla öyle bir muhabbete girmeyelim diye ben gittim. Çerkezya'nın fethini de gerçekleştirdim. Uygun durumdaydı zaten. Great Horde'a da girebilirsin, Çerkezya'ya da girebilirsin. Onda herhangi bir problem yok. Burada Kingdom of Shadow Kingdom İtalya eventi geldi diye hatırlıyorum. Ceneviz de Roma'dan ayrılmış olması lazım. Bakarız biraz da. Ona da sefer yapılabilir yani buradaki toprakları almak için. O da bir problem değil. Buradan sonra 91-92'ye geliyoruz. 92 işte az önce de yine bahsettiğim Çerkezya ve sonrasında İskoçya ve ondan sonra bu toprakların yurt yapılması. Ve bu şekilde efendim başarının tamamlanıyor. Şu Roma'ya bir bakalım, çıkmış. Evet, çıkıyor. Yani bir problem yok onda. Çıkacağını da zannetmiyorum. Ya sefer de yaparsın. Bak hatta ona karşı koalisyon kurmuşlar. O da güzel. Evet. Böyle bir video olsun dedim sizlere. Umarım faydası olur. Soruları olan arkadaşlar olursa yine yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.